Öncelikle merhaba Mustafa Bey. Geçtiğimiz günlerde bir başarı elde ettiniz. Uzun bir süreç yaşadınız. Bir yarışmaya hazırlanmak için. Evet. Yani bu yarışmada turgutluğumuzu temsil ettiniz. Turgutluğumuzu gururlandırdınız. Tabii ki bizler de çok sevindik. Çok memnun olduk. Öncelikle ikinciliğinizi, daha sonra birinciliğinizi öğrenince bizler de şaşırdık. Aslında bu röportajı sizinle bir yapmak isterdim ama yorgundunuz. Israr etmeniz açısından bir gün mola verdik. Bu sporu uzun süreden beri yapıyorsunuz. Evet. Pekala, yani bu yarışmaya nasıl hazırlandınız, ne şekilde hazırlandınız? Gördüğüm kadarıyla bayağı bir fark atmış daha önce görüştüğümüzde. Bu kadar değildi ama bu sefer biraz daha farklı gördüm sizi. Tabii yani yarışmaya yaklaştıkça çalışma temposu arttığı için bizim için yarışma bir bitiş noktasıdır. O noktada en formda olduğumuz, en fit olduğumuz noktaya gelmemiz lazım. Yani yarıştan bir gün sonra da böyle olmak normal oluyor. Şimdi bunun geçmişi tabii ben 17 yıldır bir sporla uğraşıyorum. Üniversitenin ilk yılları 2000 yılında başladım. Ondan öncesinde bir futbol geçmişim var. Her gencilik, çocuğu ilk futbola merak sarıyorsun. Orada ilk önce işte futbolda istasyon altında Avşar Spor'da top oynadım yine burada. Buradan İstanbul'a gittim, Galatasaray, Fenerbahçe'nin seçmelerine katıldım. Onları kazandım derken üniversite sınav sonuçları açıklanınca önümde bir seçenek oluştu. Ya futbola devam edeceğim, sonu belli değil. Ya da üniversitede işletme bölümünü kazandım, üniversiteye gireceğim, okuyacağım. Ailemle bunu ben futbol istedim, onlar okula gitmemi istedi. İyi ki de okula gitmişim. Üniversitemi bitirdim 4 yılda. Orada futbol oynamayacağım dedim. Dediler ki hem üniversitenin okursun hem Sparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi futbolunu devam edersin. Ben hayır, futbol madem tercih etmedim, futbol ondan sonra devam edeceğim dedim. Spordan da kopamıyorum, hep spor yapıyorum. Çocukluğumdan beri spor hayatımızın içinde. Bu branşa yönelmeye başladım. 2000 yılında başladım ilk. Üniversite hayatım önce devam etti. Üniversite hayatından sonra iş hayatımda kulüpte geldiğinde de devam etti. 2009 yılında yarışma yapma kararı aldım. Yarışmaya girme. Çünkü bu işte yarışmaya girmek istiyorsanız yani 3 sene, 5 sene gibi süreler bir altyapınız olması lazım. O sürelerden sonra artık yarışmayı düşünebilirsiniz. 2010 yılında Ankara'da Türkiye üçüncüsü oldum. 2011 yılında Bursa'da Türkiye dördüncüsü oldum. Daha sonra ara verdim. Yani o dönem federasyonda şöyle bir politika vardı. Bu spor, olimpik bir spor olmadığı için doping kontrolü şart değildi. Tabi bu da dopinge yöneltiyordu sporcuları. Ben de bunu çok fazla yani kullanmak istemediğim için, ben ne kadar kullanırsam kullanayım, başkasının benden daha gözü kara, daha fazla kullanabileceği için, çok adaletli bir yarışma olmadığı için yarışma hayatını bıraktım. Ama sporu bıraktım. 4 sene, 5 sene geçti üzerinden en son yarışmam. Spor Bakanlığı'nın dopinge sıfır tolerans uygulaması son 2 yıldır, 3 yıldır uygulamada ve bak cidden uyguluyorlar. Yani hakikaten doping kullananları baştan uyarıyorlar, baştan taahhütler alıyorlar, ömür boyu men cezalarına varan cezalar olduğunu söylüyorlar, insanlar ilk önce bir vazgeçiriyorlar, girerseniz de kesinlikle test alacağız diyor. Şimdi bu uygulamayı bir iki sene ben gözlemledim dışarıdan, hakikaten bunu uyguluyorlar. Arada istisnalar olabilir, kaçırdıklar olabilir. Ama işin arkasında durduklarını görünce yarışma hazırlığına tekrar başlayabilirim. Zaten sizin tabii ki spor ve bu spor aşamasında çalışmalarınızda malum olduğu üzere enerji harcıyorsunuz. Bunun dışında iş hayatında da bir enerji harcıyorsunuz. Evet. Turgut'u da aktif iş adamlarımızdan, genç iş adamlarımızdan birisiniz. Siyaseten de etkilisiniz. Yani zor olmuyor mu sizin için? Yani sizin için, benim, aileniz için? Benim için çok zor. Yani bu spor tek başına odaklanılması gereken bir spor. Bu seviyede yapıyorsanız, Türkiye Şampiyonası'na katılıyorsanız, sabah kalkacaksınız, bir kardiyo gitmanınızı yapacaksınız, besleneceksiniz, bütün günlük 6-7 öğün yemeğinizi hazırlayacaksınız.
hazırlayacaksınız. Akşam tekrar yuvanıza gideceksiniz. Bu dinlenme süreçleri var. Bunların hepsiyle sadece uğraşabilecek kadar zaman ayırabilirsiniz kendinize. Ama şimdi bunun yanında iş hayatı, bunun yanında aile, bunlar ilave olduğu zaman, sosyal hayat ilave olduğu zaman tabii bir şeyler aksamaya başlıyor. Biz aksatmadan götürmeye çalıştık. Gördüğünüz kadarıyla ailenizin de büyük bir desteği var. 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 Yani aslında çok fazla, özellikle annem çok üzülüyor tabii ki, sıkıyor. Bizim sporumuzun bir pozlama dediğimiz bir aşaması var yarışmada. Sıkmak zorundayız. Adene sıktığın zaman kasılan bir doku olduğu için. O da ona mesela gelmedi yarışmama. Dayanamıyor yani. Anne yürüyor, dayanamıyor. Ama tabii bir başarı var sonuçta. Bu başarıda çok ciddi bir irade var bunlar mesela. 6 aydır çok ciddi bir çalışma süreci var. Onlar da bunu görüp, karşılığını aldığını görünce de şimdi evet oğlum, devam et bu yolda. Biz sizi çocuklar adına gönülden diyoruz. Teşekkür ediyoruz size, bizi temsil ettiğiniz için. Bunun yanı sıra şimdi önümüzde başka bir süreç başlıyor. Evet. Milli takım süreci başlıyor. Yani milli takım sürecinde yine Turgutluğumuz ve Türkiye'yi temsil edeceksiniz. Yine güzel başarılar elde edeceğinize inanıyoruz. Bizler de tabii ki bununla hem onur duyuyoruz hem gurur duyuyoruz. Turgutluğunun isminin Türkiye'de ve dünyada anılmasından dolayı. Peki sizin için bu süreç daha zor olmayacak? Şimdi şöyle, 6 ay bu süreci geçirdik, yarışmaya hazırlandık. Bu yarışma Dünya Şampiyonası Milli Takım seçmeleri ve Türkiye Şampiyonası. Şimdi Milli Takım'a seçildik. 40 gün süremiz var. Zaten formumuz belli bir seviyede. Bu formun üzerine bu 40 günde çok fazla bir şey ekleme süremiz yok. Bu çok süreye dayalı bir spor. Ama daha kuru dediğimiz, daha definasyonlu dediğimiz bir görüntüyü yakalayabilmek için 40 günlük bir süreç var. Evet, daha zor bir süreç, daha sıkıntılı bir süreç. Artık en iyi formumuza ulaşmamız lazım. Çünkü o platform çok daha üst bir seviye. Tüm dünyada yani özellikle Araplar, Arap ülkeleri çok meraklı bu spora bu dönemde. Çok ciddi, çok kaliteli sporcuları var. Çok da teşvikleri var. Yani ciddi anlamda maliyetli bir spordur bu. Yani beslenmesi, ek besin dediğimiz, supplement dediğimiz ek besinleri, protein dozları. Bunların tamamı yani yaklaşık ayda bugün böyle bir yarışma için 3-4 bin, 5 bin liradan aşağı bir para yetmez. Bu civarlarda para ayırmak lazım. Turgutluğumuzda da birkaç tane spor salonu var bildiğim kadarıyla. Evet. Bu spor salonlarında da birçok gencimiz bu spora gönül vermiş durumda. Ancak çok aşırı derecede bu şekilde sizin gibi elde edebilen, seviyeye ulaşabilen pek gencimizi bulamıyoruz. Biraz yetersiz mi kalıyor? Yani destek mi? Turgutlu'da son 6-7 yılda 10-11'e kadar çıktı sayısı, spor salonu sayısı. Ama açan arkadaşlarımızın yeterliliği bu konuda sorduğumuz sorunun cevabı. Yani açan arkadaşımızın yeterliliği düşük seviyede olur. Spor salonu sadece maddi kazanç için. Benim işte yani bir restoran açmam gibi. Öyle düşünerek o mantıkla açtığı zaman öğrencisine ya da müşterisine vereceği bir şey yoksa gelişme de olmaz. Çünkü öyle bir spor ki bu. Yani doğru hamleleri, doğru şeyleri doğru zamanda yapmak lazım. Bu da birçok değerli bizim sporumuzda. Ben 17 yıldır bir şey yapıyorum, bana hocam diyorlar. Ben hoca değilim diyorum. Ben iyi bir öğrenciyim. Ben öğrenmeye devam ediyorum hala. Yani herkesin metabolizması farklı. Herkes önce kendi metabolizmasını çözecek. Ve bu sporu şu anda bizim toplumdaki gençlerimiz ancak internetten, Google'dan öğrenebiliyor. Onlara yardım edebilecek bir hocaları, o kalifiyede, o çok fazla yok. Yani bir elin parmaklarını geçmez. Siz düşünüyor musunuz böyle bir spor salonu açmayı ya da gençlerimizi teşvik etmeyi? Ben çok istiyorum ama benim yapacağım spor salonu projesinde ben olmak zorundayım. Ben odaklı olurum. Yani ben öğrenci yetiştiririm. Ben kulüp kurarım. Ben her yıl 10 tane Turgutlu'nun genci yarışmaya götürüyorum. Ben çünkü böyle bir hedef koyduğum zaman yapmam gereken, yapan bir insan. Ama bu ciddi bir zaman gerekiyor. Çünkü bu 10 tane, 15 tane gencimizi alıp yetiştirmek, yarışmaya götürmek, onların her problemiyle ilgilenmek bir zaman gerekiyor. Ve bu zamanı ayırmakta, zamanı ayırmakta problem yaşıyorum. Yani benim asıl işim, ben tuğlacıyım. Tuğla işimi devam ediyorum.
restoran işim devam ediyor. Bunları bir zamana ayırmam lazım. Kendim hala aktif spor yarışıyorum. Kendime bir zaman ayırmam lazım. O yüzden ona bir zaman bulamadığım için çok istememe rağmen şu an böyle bir projem yok. Ama aktif kendi yarışmalarımı bitirdikten sonra öğrenci yetiştirmek adına kesinlikle hayatımda bu olacak. Önümüzdeki dönemde. Peki ileri dönük hedefleriniz arasında tabii ki milli takıma adayınızla katılmanız. Bizi temsil edeceksiniz, ülkemizi temsil edeceksiniz. Milli takımdan sonra, yani başarılarınızdan sonra, aşamadan sonra yine Turku'da spor oluyor olabilirsiniz mi? Yoksa yani Türkiye'de açılmak istiyor musunuz bu konuda? Şimdi şöyle... Nerelere gittiniz yani bu sporda? Bizim, benim spordaki hedefim şu. Şimdi öncelikle spor, birincisi spor olduğu için, sağlıklı yaşam için yapıyor. Ben bir kere bu felsefeden hiçbir zaman vazgeçmiyorum. Yani bu ilaçla rekabetin içine girip de ondan daha iyi olayım hedefine kapılarak sağlığımdan olmak hiçbir zaman benim ileriki planlarım da yok. Bu sporda da Türkiye'de yılda iki defa yarışma yapıyoruz. Bir tanesi Avrupa Şampiyonası, milli takım seçmeleri, biri Dünya Şampiyonası, milli takım seçmeleri. Biri Eylül'de, biri Nisan'da yapıyoruz. Şimdi ben Eylül'deki de şampiyon oldum. Milli takımla beraber 2-5 Kasım arasında İspanya'da, Barcelona'da Dünya Şampiyonası var. Ama bizim ülkemizin dışında doping konusunda bu kadar hassas davranan bir tane Avrupa ülkesi daha yok. Bizim ülkemiz doping konusunda inanılmaz hassas ki ben bunu destekliyorum sonuna kadar. Böyle olmalı. Ama Avrupa, diğer zaten Amerika veya Uzak Doğu veya işte Orta Doğu'yu söylemiyorum. Avrupa'yı örnek alıyoruz ya. Avrupa bu konuda hassas değil. Bir sürü dopingli sporcu gelecek. Aynı şekilde dünyanın her tarafından gelecek. Orada bizim başarısı şansımız çok düşük. Biz temsilen gidiyoruz orada. Şimdi Nisan ayında bir dahaki yarışmamız Nisan ayında. Burada yeni bir milli takım seçmesi, yeni bir Türkiye şampiyonası. Ben oraya şampiyon olarak gideceğim. Ya ünvanımı koruyacağım. Ya da farklı bir derece alacağım. Ünvanımı korursam tekrar milli takımın Avrupa şampiyonası gideceğim. Önümde 3 tane hedef koyduğum yarışma, bu yıl 3 yarışma var. Tabii umutlu musunuz derseniz dünya şampiyonasından çok umutlu değil. Çünkü bizim ülkemiz doğru olanı yapıyor. Eminim bu spor 10 sene sonra bizim bugünkü olduğumuz noktaya gelecek. Natural body dediğimiz doğal, ilaçsız insanların gerçekten Allah vergisi yetenekleriyle nereye kadar ulaşabiliyorsa görüntü olarak dopingsiz, hormon takviyesiz nereye ulaşırsa onları yarıştırabilirsin. Ama işin içine sentetik maddeler, kimyasal maddeler girdiği zaman emin olun bugün şampiyon olan bir insan bir hafta sonra böbrek yetmezliği teşhisi veya karaciğer yetmezliği teşhisi koyulup o dev gibi çok sağlıklı gördüğünüz adam bir anda yatıp gidiyor. Yani hastaneye yatıyor, aylar geçiyor, adele zaten hemen eriyor. Yani o yüzden o görüntüye pek aldanmamak lazım. Bu doping testlerini çok daha arttırmak lazım. Bugün Türkiye'nin yaptığı gibi. Şu anda Avrupa'da, dünyada çok başarılı olması önemli. Yani biz dünya şampiyonları çok çıkardık. Bizde de serbestli doping. Dünya şampiyonlarımız var bizim, Avrupa şampiyonlarımız var bizim. Sonunda sağlığını kaybeden insanlar oldu. Hiç değilse sağlıklı bir nesil dünya şampiyonu olmayıversin o zaman. Avrupa şampiyonu olmasın. Ama sağlıklı spor. Gençlerimize nasıl bir tavsiye bulunmak istersiniz? Sporun, tabii hangi sporla uğraşıyorlarsa sporun içinde bir kere olsunlar. Hayatlarında spor dönemsel değil. 3 ayda zayıflamak, 5 ayda zayıflamak. Hayır, spor ömrümüzün sonuna kadar hayatımızın her zaman içinde olacak. Ama az olacak ama çok olacak. Herkes zorunda değil profesyonel şeyleri yarıştırmak. Birinci tavsiyem sporun içinde olsunlar. Kendi branşımın içinde olanlar için ise çok hevesli gençlerimiz var. Yani görüntü işte hemen ilerleşeyim, hemen adelem olsun, hemen korum olsun. Hemen olmuyor. Yani bunu bir kere bilsinler. Bu hemen olacak bir şey değil. Hemen olmuş olsa bu ayrıcalıklı bir şey olmaz. Özel bir şey olmaz. Neden? Herkes ister böyle bir vücudu ve herkes de hemen yapılabiliyorsa yapar. Bu sefer özelliği kalmaz olur. Şimdi bu emek isteyen çok uzun sürelere dayalı ve planlı yaşamaya dayalı. Sağlıklı beslenme bu sporun içinde var. Sağlıklı beslenmezseniz bu sporda başarılı olamazsınız. Gençlerimizin en büyük problemi sağlıksız beslenme. Facebook kültürü bizim ülkemizde gençlerimizi
şu an Amerika'nın yaşadığı sorunları biz 20 yıl sonra, 10 yıl sonra obeziteyi biz de yaşayacağız. %50'si obez olan büyük bir oldan mevcut. Peki doktor kontrolüne ihtiyaç duyuluyor mu? Yani bu aşamada yarışmalara hazırlanırken, öncesinde ve sonrasında doktor kontrolüyle hareket ediyor musunuz yoksa sadece kendi antrenörlerinizle, kendi bilincinizle hareket ediyor musunuz? Hayır. Biz testlerimizi onuruz. Testleri okuma konusunda spor doktoru dediğimiz spor doktoru, normal bir doktor arasında çok fark var. Spor bilimiyle ilgili benim yaptığım spora göre değerlerim mutlaka aynı yaşlarda hiç spor yapmamış insana göre farklı çıkıyor. Bazı değerlerim daha yüksek çıkar, bazı değerlerim daha düşük çıkar ama benim yaptığım spora göre bunu okuyabilip bana bir şey söylemesi önemli. Bunu her doktor yapamaz. Bizim mutlaka tabii ki doktor kontrolüne gidiyoruz, 6 ayda bir check-up'a gidiyoruz. Yani yaptığımız spor, ağır bir spor, beslenmemiz de ona göre detaylı ve protein ağırlıklı besleniyoruz. Onunla ilgili bir sıkıntımız yok. Devam ediyoruz ve herkese de öneriyorum. 6 ayda bir mutlaka tam bir değerlerinize baktığınızda spor yapmıyorsanız normal bir doktor, herhangi bir doktorun söylediği de değerli ama özel bir branşınız varsa bir spor ekibi. Yani spordan anlayan daha sporla ya bir sporcuya yönelik bilgi veren bir ekime görünmekte faydalı. Size teşekkür ediyoruz. Çok da vaktinizi almak istemiyoruz. Teşekkür ederim. Eğer Tuhutlu'ya ve gençlerimize söylemek istediğiniz son sözünüz varsa burada alalım ve sohbetimizi. Gençlerimize söylemek istediğim değil de olmalarını istediğim şu var. Yani bakıyorum bir motor sevdası var memleketimizde. Çok da gencecik insanlar ölüyor. Bilinçsizlikten kurtulmamız lazım, kurtarmamız lazım. Motor sürüyorsan kaskını takacaksın. Kıyafetini giyeceksin. Evet bir motor parası kadar tutuyor bunlar. Ama can hiçbir şekilde geri gelmiyor. Hiçbir parayla geri gelmiyor. Biz aileler olarak da çocuğumuz motor istiyor. Motoru sadece motor olarak görmeyeceksin. Motorun bir parçasıdır. Kaskı, montu, kıyafeti, botu, eldiveni. Emin olun bunlar olmuş olsa birçok insanımız ölmez. Yani şimdi burada gençlerimiz işte kahvelerimiz dolu bakıyorum gençler. Ben üzülüyorum gördüğünüz zaman. Spor salonu sayımız Turku'da 10 civarı oldu. İşte her birinde ortalama 100'er öğrenci var. Genci, yaşlısı. 1000 kişi yapar. Şimdi Turku'da bizim tahminime göre 20-30 bin civarında gencimiz var. Evet. Şimdi bu gençlerimiz neden spor öğreniyor? Ne yapıyor? Yani halı sahalara bakıyorum haftada bir gün gidiyorlar, geliyorlar. Bu spor bu değil. Spora biraz daha fazla önem vermek lazım. Spor çünkü dolaylı olarak insanın hayatını birçok yönden hem stres atıyor, kafa dağıtıyorsun. Bunun sonunda düzenli beslenmek zorundasın ki başarı elde edesin. Facebook'tan uzaklaşıyorsun. Yani bunların hepsine baktığımız zaman gençlerimizin daha çok sporla işçi olmaları ve her şeyden önce kendilerini geliştirmeleri lazım. Yani bilinçlenmeleri lazım. Hangi iş şey yapıyorlarsa yapsın. Otor sürüyorlarsa okumaya. Spor yapıyorlarsa futbol seyretmeye. Bilinçlenmeleri lazım. Benim gördüğüm eksiğimiz bu. Bilinçli değiliz. Hemen gördüğümüzü alan, al, kullan, at mantığıyla hemen değiştir. İşte iPhone 7 çıkar. Hemen 8 çıktı mı 8 istedim. 9 çıktı mı 9 istedim. Özel 8 daha. Dertlerimiz elinde duruyor. Satar 9 alır. Bunlardan kurtulmamız lazım. Gençlerimizi kurtarmamız lazım. Tabii bununla ilgili biz kendi öğrencilerimize veya işte salonda yardımcı olduğumuz arkadaşlarımıza iyi bir sporcu olmak, iyi adam olmaktan geçer. Bunu öğretirken bunların hepsini öğretiyoruz. Ama daha çok gencimizle konuşalım isteriz, daha çok gencimize ulaşalım isteriz. O yüzden zamanında ileriki dönemlerde bu sayının artması için ümit ediyorum inşallah. Öncelikle başarılarınız devam ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Güzel, bize özenirler inşallah, görürler, bakarlar. Aa, ben de böyle olmak istiyorum der. Memnuniyetle biz salonlardayız, gelsinler. Biz çünkü bu işte bilgi o kadar değerlidir ancak bilgiyi paylaştığımız zaman bir sır vermiş olmuyoruz, bu işin sırrı yok. Yani biliyorum ki onu her bildiğimi anlatayım ama o da bir süreçti, o da zamanla yapacak. Yani benden öğrendi diye çok çabuk yapacak diye bir şey yok. O yüzden her bildiğiyle paylaşırız. Size teşekkür ederiz Mustafa Bey'e.